Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, bu Ağustos 2024 için Batı astrolojisi tahminimizdir. Bu ay Mars ve Jüpiter ikizler burcunda birlikte olacak. Mars 2 yılda bir ikizler burcuna zaten giriyor. Burada cesaret ve hırsı temsil ediyor zaten burada da. Mars 20 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar ikizler burcunda olacak. Jüpiter ise 12 yılda bir ikizler burcuna giriyor ve Jüpiter de orada Mayıs 2024'ün sonunda ikizler burcuna girdi. Mayıs 2025'e kadar da burada kalacak. Bu yüzden Mars-Jüpiter birleşimi sizin burcunuzda böyle liderlik yapmanızı, yeni projeler başlatmanız için sizi teşvik ediyor olacak. Ancak Satürn balık burcunda tabii ki ikizler burcunu biraz bu durumda kısıtlayacak. Ayrıca bu dönemde Merkür'ün de bir retro hareketi var. Bu ay kariyerinizdeki büyük yeni girişimler için böyle yeniden bir değerlendirme, yeniden ayarlama yapmanız gereken önemli bir ay diyebilirim aslında. Birçoğunuz için bu ay üzerinde çalıştığınız şeyleri ve bir sonraki seviyeye taşımanın, tanıtmanın, belki de bunu pazarlamasını yapmanın gerçekten bu ay itibariyle zamanı değil. Sadece yeniden değerlendirme, yeniden ayarlama yapmanın zamanı olabilir. Çünkü Jüpiter genişlemek isterken Satürn geri çekilmeye zorlayacak ve genellikle Jüpiter-Satürn birleşimi iş yerinde ve finansta, ilişkilerde birazcık huzursuzluklar ve değişiklikler getirebilir. Özellikle de Satürn 10. evinizde ve kariyer evinizden geçerken. Güneş Aslan burcuna girerken 21 Ağustos'a kadar da burada kalacak. Tabii ki Güneş'in olduğu yer sizin için çok önemli şeylerdir. Yerdir. Burayı aydınlatır ve önceliğimiz neyse orası parıldar. Bu yüzden 3. ev konularında büyük vurgu yapacaktır bu ay. Nedir bunlar? Öğrenme, pazarlama, satış, ticaret, seyahat gibi, iletişim ve fikirler gibi bu durumlardaki bu maddeler daha bir ön planda olacaktır bu dönem. Yeni ay Aslan Burcu'nda olacak 4 Ağustos'ta ve yeni ay şimdi niyetlerinizi bu üçüncü ev konularına odakladığınız zamandır aslında. Eylül başına kadar da bir sonraki yeni aya kadar da bu böyle kalacak zaten. Yeni ay kısa mesafeli seyahatler, hafta sonu seyahatleri gibi üçüncü ev konulara dikkat çekecek sizin için. Bu yeni ay Jüpiter'le çok uyumlu bir açı içinde olacak. Jüpiter üçüncü evin en yüksek titreşimidir aslında. Üçüncü ev veya Merkür böyle iç seyahatleri, kısa mesafeli seyahatleri, bir gece kalmayı hatta buraları temsil eder. Aynı zamanda trafiği de temsil eder. Tabii ki Jüpiter uluslararası seyahatleri ve uzun mesafeli seyahatleri temsil ediyor ama bu yeni ay seyahat etme, seyahat planları yapma isteğinizi çok daha arttırabilir. Ancak 4 Ağustos'ta yeni ayla birlikte Merkür de retroya başlayacak. 28 Ağustos'a kadar da retrosu sürecek. Merkür geri hareket ettiğinde seyahat gecikmeleri, iletişim aksaklıkları, bunlardan ortaya çıkan büyük meseleler hayatımızda yaşanabilir. Kontrat imzalamak veya vaatlerde bulunmak pek istemeyebilirsiniz. Yeni ay niyetlerinizi 3. ev konularına odaklamışken 2 hafta sonra da zaten Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 27 derecede gerçekleşecek bu dolunay ve bu burç da hava elementinde olduğu için ikizler burcuyla çok uyumlu bir şekilde çalışır. Sizin 9. ev konularını aydınlatacak dolunay. Böyle uzun mesafeli seyahatler, yine yüksek öğrenim, yayıncılık, pazarlama gibi konular gündemde olacak. Ancak bu dolunay Uranüs'te sert bir açı yapacak. Bu yüzden hayatınızda beklenmedik değişiklikler ve sürprizler yaşanabilir. Bunun için lütfen hazırlıklı olun. 19 Ağustos'ta dolunayla aynı gün Jüpiter ve Satürn karesi yaşayacağız. Bu şimdi 3 senede bir olan bir olay aslında. Onun için Eylül başında yeni ayla birlikte projelerinizi başlatmak sizin için daha uygun olabilir. Yani Ağustos'u birazcık es geçip Eylül'ü atlamamız gerekli. Venüs aşk ve romantizmin gezegeni biliyorsunuz. Ağustos ayı boyunca da Başak Burcu'nda olacak ve ikizlerin kariyerinde yeni bir yöne gitmeye karar verdirecek ve kariyerinizi yeni bir yöne doğru itekleyecek. Mars-Jüpiter birleşimi hayatınıza yeni fırsatlar getirecek. Beklenmedik değişiklikler ve sürprizler olacak bu Ağustos ayında. Birazcık burada sabırlı ve esnek olmak çok önemli. Karar almadan önce de çok tabii ki dikkatlice düşünmek önemli. Geri giden Merkür, Satürn'ün etkisi altında olduğunu da lütfen unutmayın.
Bu nedenle böyle büyük adımlar atmadan önce iki kez düşünmek her zaman çok iyi şeyler getirir. Yeni projeler başlamak için en uygun zaman Eylül ayı olacaktır sevgili ikizler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.